Eser abi iyi akşamlar. İyi akşamlar Semih, nasılsın? Sağ olasın. Sevgili dostlar iyi akşamlar. Düş zamana müdavimleri diyelim. İyi akşamlar. Bugün zor bela yetiştik programa yani. Evet, korkuttun biz ya. Ne oldu Kadıköy'de? 6 saattir efendim internet kesik. Çağ atlıyoruz ya ileri demokraside. 6 saattir kesik. Son dakikada geldi. Yoksa ben artık sesimle katılacaktım. Yani ses var ama görüntü yok durumu olacaktı. Neyse Allah'tan geldi, yetiştik programa. Sen de sanıyorum birazcık şeyle maceralı geldin. Başka bir Evet yerden öyle. geldin, değil mi? Ve burada da nedense bugün bir internet altyapı sorunu var. Burada da biraz öyle sıkıntılıydı ama neyse son dakikada her şey halloldu. Nasıl? Havalar nasıl? Totem yapıyorlar galiba bizi Evet, seyretmek evet. isteyen. Futbol seyircileri totem yapıyorlar. Peki. Bu akşamki konumuz tabu ve totem. Totem ve tabu demedik de Freud'un kitabı gibi olmasın. Tabu ve totem. O zaman Eser abi fazla uzatmadan lafı. İstersen ben biraz tabuyla başlayayım. Tabuyu anlatmaya başlayayım. Tabii Ondan sonra izin verirsen neden totem ve tabu değil de tabu ve totem yaptık? Çünkü totem tabuların bir simgesi. Yani tabuyu biraz incelemeden toteme geçmeyelim dedik. Önce bir tabu nedir bakalım. Bir de izin verirsen eğer belki sen değineceksin ama benim içimde kalmasın. Bu tabu kelimesi nereden çıkıyor? Kim bunu literatüre armağan etti? Ben kısaca ona değineyim. Bu ünlü denizci Kaptan Cook'un literatüre soktuğu bir kelimedir. Polinezya adaları dilinden orijinali tapadır. Tapa da şu anda arkamda gördüğünüz nesne. İz bırakmak anlamına geliyor. Yani önemli olanı işaret etmek. Önemli olana değinmek, o konuda iz bırakmak anlamına geliyor deyip sözü sana vereyim Semih'ciğim. Peki. Biraz rol çaldı ama olsun oradan devam ederiz. Ya içimde Evet. kalmadı söyleyeyim işte. Doğru. Etimolojiye, daha doğrusu Batı dillerine tabuyu kazandıran Kaptan James Cook. Yine onun meşhur 18. yüzyılda yaptığı seyahatleri, yazdığı kitapları var. Aslında 8 ciltti o. Bir dönemde biliyorsun babam sahaftı. Elimize geçmişti o 8 cilt. İkinci baskısı, ilk baskısı değil. O kitabı biraz inceleme fırsatım olmuştu. Kitabın adı The Üç Yolculuk. The Three Voyages adlı bir eser. Ve orada ilk defa bu Polinezya kabileleriyle denk geldiğinde bu tabu kelimesiyle karşılaşıyor ve Batı dillerine ilk defa o kitabında geçiyor. Ve Tongoca aslında birbirine benzer kelimeler var da Tongoca işte özü. Amerika'da, Afrika'da, Kuzey ve Orta Asya'da da yine benzer kelimeler var. Sen ne dedin? Tapa Tapa. dedin. Tamam. Yani tapa kelimesi tabuya dönüşüyor. Tapa da iz bırakmak demek. İşte Anladım. nasıl iz bırakıyor, ne izler bırakıyor, onları konuşacağız bu akşam. İşte yine tapu, kapu ve tambu da yine benzer sözlermiş. İşaretlenmiş, belirlenmiş anlamında kullanılan bir sözcük. Hem kutsallığı ve hem de kirliliği işaretliyor aslında, inliyor bu sözcük. Yani yapılmaması gereken, dokunulmaması gereken, söylenmemesi gereken şeyler, yenmemesi gereken şeyler olarak geçiyor. İlginç tabii ki aynı zamanda da yapılması gereken şeyleri de yani beyaz ve siyah gibi iki karşıtlığı da birbirini içeren bir sözcük.
Yabancı dillerde de benzer karşılıkları var. Mesela yine yaptığım araştırmada Grekçe bu Hagia ya da Aya dediğimiz Ayos yine aynı kavramda. İbranice Kadoş yine benzer bir sözcük. Peki şimdi bu tek başına tabu aslında kavramı ifade etmekte çok da yeterli değil. Başka bir kavram daha var. Mana. Mana ne? Tabunun yasak olmasını, yani bir şeyin yasaklanması, işaretlenmesini arka planı, kozmik altyapısı. Neden tabu var? Neden böyle bir düşünce, böyle bir kavram oluşmuş? Onu da manayla ifade ediyorlar. Görünmez, bu mana ne? Görünmez mistik bir güç. Ve bu güç öyle bir güç ki sadece kişileri ve nesneler üzerinde bir etkisi var. Ama asla varlığı görülebilir bir şey değil. Tabu kişileri, nesneleri, ilahi veya kutsal kabul edilen fiilleri bozulmuşlardan, kirlenmişlerden ayırt edici bir fonksiyona sahip. İşte bu doğaüstü güç taşıdığı kabul edilen neler var? İnsan olarak krallar var, kabile reisleri var. Bunlar tabuyla kuşatılmış. Kral ne kadar güçlüyse etrafındaki tabu da, yani yapması yapmaması gereken kurallar bütünleri de daha da fazlalaşıyor. Ve yaşı ilerledikçe ve kralın gücü arttıkça bu tabular da, kabilelerde tabular da artıyor şeklinde anlaşılıyormuş. İlginç olan bir şey var. Bu eğer tabulara uymayan kralların hatta sosyal hayatın devamı ve bu mistik güçler tarafından, doğaüstü ya da kutsal ataları tarafından herhangi bir şekilde okulan bir cezaya maruz kalmasın diye hatta bu kabile reisini öldürmeye kadar götüren önlemler silsilesi varmış. İlginç şeyler var. Bu tabuların bir kısmı değişmez. Yani bir şey tabu olduğu zaman asla bu gücü eksilmez ve hep sürekli o tabu şeklinde kalırmış. Örneğin kralların, dediğim gibi kabile reislerinin durumu, tapınakların durumu, her hangi nesneye yine bir tabu olarak yaklaşıyorlarsa, tabu atfediyorlarsa bunun durumu değişmiyor. Geçici tabular var. Geçici tabular biraz daha nasıl diyelim, daha zararsız sonuçlar doğuruyor. Örneğin adet gören bir kadınla cinsel ilişkiye girmek tabu ya da hatta onun yanında yatmak bile, erkeklerin adetli bir adet döneminde o bir kadının yanında yatması da bir tabu olarak görülmesine rağmen, peki bu nispeten zayıf bir tabu, arınarak, neyle arınıyorlar? Suyla, ateşle arınarak bu tabunun yıkıcı etkilerinden kurtuluyorlarmış. Peki yine bu yine ilkel kabilelerde bu tabular da neler var? Her yiyecek yenmiyor. Bu hem ki nesne olarak o yiyecek yenmediği gibi bir de sınıfsal olarak toplum içerisindeki o kabile içerisindeki konumlarına göre de bazılarının yemesi gereken, bazılarının yememesi gereken yiyecekler var, hayvanlar var. Tabii hayvanların da toteme ve yiyeceklerin de toteme dönüşmesi onlar daha sonra senin anlatacağın konular. İşte bu zayıf geçici tabulara iki tane örnek verdik. Ama güzel olan şey hayvanlığa bugüne kadar hatta bugünkü günlere kadar uzanan şey arınmanın suyla ve ateşle olması. Bir soluklanayım Eser abi. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi hani her şey
yazılı olsaydı kolay olurdu. Tarihi de bu şekilde bulmak, tarihi de bu şekilde değerlendirmek kolay olurdu. Ancak bu böyle mümkün değil. Dolayısıyla tarih öncesi kabilelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ancak antropologların, arkeologların bulduğu ve bulabildiği kadar şeyde üzerinden bilgiler üretiliyor. Peki bu ilkel kabilelerle uğraşmak, daha doğrusu bunların yaşam tarzlarını, yaşam dinamiklerini ve oluşturduğu kültürleri, mitolojileri araştırmak nispeten geç bir döneme, 19. yüzyıla tarihleniyor. Elbette ki daha önceden de araştırmalar var ama elde tutulur bu konuda bilimsel diyebileceğimiz çalışmalar 19. yüzyılda başlıyor diyebiliriz. Kimle özellikle bunu daha önceki sohbetlerimizde de sıklıkla bahsettik. Kaptan James Cook gibi, onda sömürgecilikten bahsettiğimiz gibi. Yine önemli, çok önemli bir sosyal antropolog, İskoç bilim insanı James Frazer. Frazer tabu konusuna onun yaklaşımı oldukça ilginç. O biliyorsun Esrar abi, sen de şu Altın Dal kitabı, Türkçe'de de iki cilt, orijinali de iki cilt. Burada bütün yaklaşabildikleri, üzerinde bilgi edinebildikleri tüm ilkel kabileleri araştırıyor. Şimdi ne dedik? Kral tabusu dedik. Mesela ilk cildin, bu James Frazer'in bu kitabının ilk cildi neredeyse büyük bir kısmı kral tabusu üzerine kurulmuş. Dolayısıyla 19. yüzyıl hani biraz da bilimde de bir kırılma noktası, bir sıçrama noktası. Bir taraftan Darwin'in pozitivist yaklaşımı, yani bilgiyi nesnelerden bilgiyi bulabileceği, bilimsel yöntemleri araştırıp çıkartabileceği doğanın içerisinde böyle bir hani ayakları daha yere basan araştırmalar sonucunda birçok şey ve birbirine eklemlenerek büyüyor. Dediğimiz gibi Darwin'in araştırmaları da Frazer'i de bir örnek teşkil ediyor. Ve o da bu bahsedilen ilkel kavimlerin, ilkel kabilelerin, toplulukların yaşantılarını, onların özellikle de folklorunu ve mitolojilerini incelemeye çalışıyor. Bulduğu tabii çok ilginç. Daha bu tabu dediğimiz şeylerin aslında Frazer dinlerin ortak kökeni olduğunu düşünüyor ve bütün geçmiş ilkel kabilelerin daha kendi içinde yarattıkları bu düşünce sistematiğiyle süreç içerisinde sosyal yaşantıyı düzenleyen dinlere dönüştüğünü söylüyor Frazer. Bu görüşü, bu folklorun, mitolojinin, insanların ortak tarihi, ortak düşünsel süreçlerini göstermesi fikri kendinden sonra da birçok bilim insanını da etkiliyor tabii. Örneğin kim var? Mesela Freud'u etkiliyor. Freud'le birlikte çalışan Jung'u çok etkiliyor. Bunun üzerine bilgimiz eklemlenerek genişliyor. Frazer'in yaptığı araştırmalar üzerine çok daha farklı araştırmalar da gelişiyor. Fakat işte herkesin ortak görüşü bu bilim ve folklorun yerler, kıtalar değişse bile birbirleri arasında bir benzerlik verdiği. İşte biraz önce söyledim, Freud'un de bunun üzerine çalışmaları var. Onun kitabı var, Totem ve Tabu, ondan da bahsedeceğiz elbette. Fakat birlikte çalıştıkları yok. Daha sonra biraz Freud'den ayrılıyor. Ve özel bir kavram geliştiriyor. Bilinç dışı. Bilinç dışı kavramını geliştiriyor, ortaya atıyor. Ve arketiplerle düşündüğümüzü ve bu arketiplerin yer zaman farklılaşmadan, yani ister Amerika'daki bir kabile, ister Orta Asya'daki bir kabile, yani insan kültürünü
insan zihninin benzer süreçlerde geliştiğini, benzer bilgiler ürettiğini, benzer söylenler ürettiğini söylüyor. Bakın yorumdan sonra da Joseph Campbell'a doğru gidiyor. Hatta artık sinemanın kökeni bile diyebileceğimiz, sinema hikayelerinin kökeni bile diyeceğimiz kahramanın sonsuz yolculuğu kavramına bile buralardan gidiyoruz. Evet. Ne dedik? Fraser'in bu Altın Dal kitabı özellikle önemli ve kralın yani kabile reisinin tabularının yapması gereken ve yapmaması gereken şeyin en önemli kısmı olduğunu, bu tabuların önemli bir kısmını teşkil ettiğini düşündüğünden buraları özellikle araştırmış. Başka bir bilim insanı var, Wilhelm Wundt denen. O da ilk tabu objelerinin yenmesi yasak olan totem hayvanları olduğunu öne sürüyor. Fraser gibi o da totem ve tabu arasında bir ilişki kuruyor ve yine Wilhelm Wundt'a göre de dinlerin kökeni bu yazıya geçmemiş eski yasaların bir bütünü olduğunu, yani bu tabuların sosyal hayatı düzenlemekte süreç içerisinde dinlere dönüştüğünü söylüyor. Nispeten bu görüşe farklı bir taraftan yaklaşan Durkheim, Emil Durkheim, o diyor ki hayır, sosyal kurumları, sosyal düzeni oluşturan şey toplumların, yani o kabilelerin, ilkel kabilelerin bile kendi aralarında anlaşmaları, bu da dine götürmez diyor. Şimdi Freud'e gelmek lazım. Freud'un yaklaşımı oldukça ilginç. Ama aynı zamanda bir sorun daha ilginç. Gerçekten bir dönem Engels'in de kafasını yoran anarkil bir süreç yaşandı mı yaşanmadı mı konusu bir noktada belirleyici bir şeye doğru gidiyor. Onu da süreç içerisinde anlatacağım neden olduğunu. Şimdi tarım öncesi toplumlarda yani Anadolu'da da bu böyle ki tarımın ilk çıktığı yerlerden biri. Avustralya'da da bu böyle. Doğa ve insan ilişkisi hep doğurmak üzerine. Dolayısıyla bu güç, yani bu doğum ise insanlığın ortak ve kurucu mitosu olarak ortaya çıkıyor ve bu ilke, kurucu ilke ise dişil olduğu görüşü var. Dolayısıyla bu dişil olduğu görüşüne sosyal olarak ulaşabiliyoruz da ama anaerkil toplumlar var mıydı, yok muydu? Biraz soru işaretli şekliyle kalıyor. Fakat Engels büyük bir ihtimalle anaerkil bir sürecin olduğunu düşünmesi nedeniyle bu ailenin ve özel mülkiyetin ve devletin kökeninde de bu ayrımdan bahsediyor. Yani doğanın ve ve ilkel kurucu mitosun dişil olduğu üzerine görüşü var ve hatta bunun içinde ilginç bir değişi var. Kadın cinsinin dünya ölçeğinde tarihi mağlubiyeti bu kurucu mitosun süreç içerisinde erkek tarafından erkek egemen topluma geçişi olarak algılıyor. Şimdi son sözlerime geçmeden aslında yine çok sayıda düşünür, çok sayıda antropolog konuyla ilgili araştırma yapmış. Tabii söylemeden geçemeyeceğimiz ve bu konuda özel olarak belirtmemiz gereken biri de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss'un yaptığı daha çok yine benzer bir süreci araştırıyor ve kitapları da var. Kitaplarından biri de akrabalık üzerine, akrabalık sistemi üzerine. Burada çalışmaları var ve bir klan etrafında, bir totem etrafında toplanmış insanlar grubunun birbiriyle bağlantısının yani kurucu, yine kurucu ilkenin bir totem olduğu ve bu totemin etrafında akrabalık ilişkisi üzerinden bir anlayış geliştirerek buranın neden önemli olduğunu düşünmeye başlıyor.
Ve yine kendisi yapısalcı olarak bilinir. Tabii Claude Lévi-Strauss'un da bu yapısal dil bilime bulaşma nedeni başka bir düşünür, Ferdinand de Saussure. Burada bu dilsel olarak nasıl insan topluluklarının bir bildiri oluşturduğunu ve bu akrabalık süreci nasıl oluştuğu üzerine Claude Lévi-Strauss bazı görüşler ortaya atıyor. Diyor ki insan topluluklarının tamamında, yani ilkel topluluklardan bahsediyoruz tabii, birlikte yaşamanın getirdiği süreçte üç tane temel öğe vardır diyor. Bu bir mal ve bunların hepsi de mübadele, hepsi de değiş tokuş üzerinden tarifliyor bunu. Bir, bildirimler dediği şey, bu da dilsel yapısalcı olduğu için olsa gerek. Bildirimler dediği süreç, örneğin diyor illa sözler olması gerekmiyor. İlk bir insanı düşünün, bir kıyafet giydiğinde artık diğerine bir şey bildiriyor olmaya başlıyor. Bu da toplum yapısını, toplumu ve insanlığı değiştiren ve en temel meselelerden biridir diyor. Ayrıca mal ve hizmetlerin, üretilen şeyin ya da avlanan hayvanların değiş tokuşundan bahsediyor. Biraz önce kadınları anma nedeni, engelsizden de bahsetmedim ise, Claude Lévi-Strauss'un olmazsa olmaz dediği üçüncü şey ise kadının değiş tokuşu. Yani bir totem etrafında toplanmış erkeklerin kurucu artık mitostan biraz da uzaklaşılmış, yani varsaydı anaerkil bir düzen, ondan uzaklaşılmış artık kurucu ataların erkek olduğu görüşünün, yaşanan hakim olduğu bir süreçte kadının da bir değiş tokuş aracı olduğu ya da bir badele edildiğini gözlemliyorlar. Bunlar yapılan şeyde hala ya da en azından 100 yıl öncesine kadar var olmuş, devam eden kabileler. Freud de benzer bir görüş üzerinden gidiyor. Yani özellikle buradaki kadın kısmını ele almak istiyorum. Freud'un de söylediği yine Claude Lévi-Strauss'a benzer bir durum. Verdiği örnek şöyle, bir aslan kral düşünün, aslan kabilesi topluluğu düşünün. Orada da bildiğiniz gibi tek egemen despot baba dediği Freud'un, tek egemen en güçlü erkek. Ne yapıyor? Diğer erkekleri de kovuyor ya da ve tüm diğer dişi aslanlarla o birleşiyor, çiftleşiyor. Şimdi insanların da böyle olabileceği, böyle olduğu, ilkel primat kabilelerinde böyle olduğu görüşü var. Diyor ki yani baba tüm çocuklarını, erkek çocuklarını kabileden uzaklaştırıyor ve gerekiyorsa karşı gelen erkeği yiyor, çocuklarını öldürüyor ve tüm annesi, kızı ve bütün o kabilenin tek hakimi oluyor. Fakat öyle bir an geliyor ki kırılma noktası yani insanlık içinde işte bu klandan uzaklaştırılmış erkekler, erkek kardeşler ya bu böyle olmaz diyorlar ve gelip ne yapalım yani ne yapalım gidip babayı öldürmeye karar veriyorlar. Freud'un görüşleri böyle. Peki babayı öldürdüğün zaman soyun devamında bir şey yapmaları gerekir ki böyle herkes birbirini öldürmesin. O zaman ensestin klan içerisinde bir totem içerisinde bir birlikte yaşamaya başlayan insan topluluklarının artık ensest ya da topluluk içerisindeki kadınların ancak başka bir kabileyle mübadele edilmesi sorunu çözümlüyor diyor Freud. Ve böylece bu ataerkil bir düzen kurulmuş olmakla birlikte ama klanın, totemin ve böylece sosyal yaşamın da merkezi bu kadının mübadelesiyle ortada
ortada önemli bir sorunu, ensest sorununu ortadan kaldırıyor. Yani kabileler arası birleşme toplumların, toplulukların farklı şekilde gelişmesine yol açıyor diyor. Çok konuştum Esra abi. ama bence ben yoruldum. Sen bir şeyler söyle de biraz dinlenelim. Evet. Ondan sonra başka konulara doğru geçelim. Tabii önce şunu söyleyeyim. Frazer'le Campbell'i andık ama arada hocamız Mürşi Aliye'de de var. İnanç tarihinde çok büyük katkısı vardı. Tabii bize komüneyi en güzel tanımlayan içinde de yaşayan ilk kişi Henry Lewis Morgan. Yani ne antropolog ne tarihçi. New Yorklu bir avukattı. Gitti işte Hopi yerleriyle beraber yaşadı. Hatta Marx'ın referans gösterdiği komine Amerikalı avukat Henry Lewis Morgan'dır. Onun iki cilt eski tarih kitabıdır. Onları da analım dedim. Bir de tabii Freudian görüş, psikanaliz görüşü komüneyi de tam anlamış gibi değil. Yani orada bir kere kadın maldı ki mübadele etmiş. Başka kabile, onu biraz sonra değineceğiz, başka kabile evlenebiliyor. Cinsel ilişki kurabiliyor. Yani alınıp satılan bir meta değil. Komünede böyle bir şey yok. Zaten Strauss'un değindiği, artık komüneden çıkıp yavaş yavaş sınıflı topluma geçiş dönemi. Yani ataerkil dönemin başlangıcı. O da bizim totem ve tabu işinin biraz eskilerin deyimiyle tefessür ettiği zamana denk geliyor. Strauss şöyle diyor Eser abi, erkeklerin birbiri arasında dostluğun simgesi olarak gelişmiştir kadınların mübadelesi diyor. Ben de şimdi kelime yanlış. Yani mübadele kelimesini koyduğun zaman komünada kadın ticari meta haline. O öyle biraz çeviriden kaynaklanıyor olsa yani, gerek. Yani evet, doğru. Kendi klanından başka klanla evlenmesini sağlıyor dedim. Mübadele anlamında o anlamda, yani karşılıklı alışveriş bağlamında ama alıp satma anlamında değil. Yani yine alışveriş de demeyelim. Ne diyelim? Ona da demeyelim. Şimdi biraz sonra değineceğiz ona. Yani evlenme diyelim. Beraber olma veya cinsel ilişki kurma diyelim. Bunun tabii dediğin doğru. Bu işler ehliyetsiz ellerde çevrildiği için Türkçemize böyle şeyler geldi. Biliyorsun arketiplerde de Yank'ın çevirisinde de var böyle saçma sapan laflar. Hani baktığımız zaman bu nedir diye orijinalinde o anlamı ifade etmiyor ama çeviri şeyleri bunlar. Ben de zaten sana değil, çevirene ve eğer dediyse Strauss'a söylüyorum. Zaten derdik o günlerde. Şimdi hep dedik ya, aynı klan içerisinde, aynı toteme bağlı topluluklar içerisinde kendi içlerinde evlenme yok dedik. Fakat başka araştırmalarda da diyor ki yok, herkes öyle değildi. Başka kabilelerde kendi içlerinde evlenme vardı diyor. Doğrudur. Yani öyle söylersen insan yiyen kabileler de var. Değil mi? Öyle ekstrem şeyler ararsan Endonezya'daki dayak kabilesinde daha yakın zamana kadar insan eti yenirdi. Yani kanibalizm kelimesi de buradan gelmiştir. Ama tabii biz bunları genelleştirmeyelim, olur. Amazon yerlerin bazılarında da kanibalizm olduğu söyleniyor ama yani bunları genelleştiremeyiz. Zaten biz biraz evvel zikrettiğin hocalarımız, ustalarımız da dahil hala anlayıp algılamaya çalışıyoruz. Yani bu böyledir diyemiyoruz. Konuştuğumuz tarih 60 bin yıl öncesini konuşuyoruz. Yani olsa olsa, çünkü biliyorsun metotlar, yöntemler var, bakış açıları var. İşte Freud'un psikanalitik bakış açısı sosyal antropolojiyi ne kadar aydınlatır tartışılıyor. Aralarında büyükte kavgalar da ediyorlar yani bu konuda.
İstersen toteme geçelim artık yavaş yavaş. Geçelim lütfen. Geçelim. Şimdi bu totem ve totemizm insanoğlunun aklını bayağı uğraştırmıştır. Hatta totemizm lafı da var biliyorsun. Biz hani şaman programında konuşmuştuk. Şamanizm diye bir inanç var mı? Şamanizm olur mu? Burada da aynı şeyi tartışabiliriz. Totem olur da totemizm olur. Evet, totemizm olduğu zaman demek ki bunun bir inanç sistemi olması gerekir. Sonuna izim konduğuna göre demek ki şimdi bakalım bu bir inanç sistemi mi yoksa aynı şaman mevzunda olduğu gibi animistik inancın içerisindeki bir nesne mi, obje mi? Buraya bakalım. Tabii o sosyal antropologlar, tarihçiler, sosyologlar bu konulara çok kafa patlattılar. Hala devam ediyorlar. Biz de dahiliz tabii ona şimdi. Ne olup ne olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii daha önce bu objeler özellikle tek tanrılı dinler tarafından, yalnız onlar diye heykeller de mesela put olarak görülüyor. Yani karşısında tapınılan ve göğe içinde majik, büyüsel veya tanrısal bir gücün olduğuna inanılan nesneler olarak görüldü yani. Heykeller dahi öyle görüldü. Hala antik çağın sanat eseri sayılan heykellere put falan diyen insanlar da var yani. Bunu da söylemeden geçmeyelim. O çağlarda dünya ile ay arasındaki mesafeyi hesaplayan adamlar herhalde taşın içerisinde bir canlı olacağına inanmıyorlar yani. Ama put olarak hala günümüzde efendim adlandırılıyor. Yahudilikten gelir bu. Çünkü onun emirde var yani. Tasvir yapmayacaksın, ona takmayacaksın falan diye. Bunlar heykel anlaşıldı. Totem de benzer olduğu için toteme de bugün günümüzde tek tanrılı inançlar put diyorlar yani inanç sahipleri. Şimdi biz yine dönelim geriye yani Komina'ya yerli toplumuna biliyorsun aynı coğrafyadaki yerliler kendilerini birbirleriyle akraba kabul ederler. Tüm yerliler birbirleriyle akrabadırlar. Zaten kan bağı yerli toplumun örgü malzemesi. Ve daha genç yaşta, çocuk yaştan herkes bunu öğrenir. Kimin kimle ne kadar, ne derecede akrabalı olduğunu. Adeta böyle bir akıl haritasıyla büyür yerli çocukları. Çok önemlidir bu. Herkes yerli topluma aittir. Kimse toplumda yalnız kalamaz. Yani böyle apayrı bir bireysellik gidip başka bir yerde tek başına yaşamak falan yoktur. Ve bütün yerliler doğada doğayla derin işler içerisinde yaşadıkları için kendini doğaya ait kabul ederler. Ve doğa vasıtasıyla birbirleriyle akraba olur. Yani doğa bütün yerleri birbiriyle akraba yapar. Bunun dışında, doğanın dışında yerli toplumların yerlileri birbirleriyle akraba yapan bir diğer önemli olgu totem denilen nesnedir. Yani totem vasıtasıyla birbiriyle akraba olurlar. Bu kelimeyi biliyorsun, literatürü armağan eden kişi İngiliz araştırmacısı G. Lang'tır. İlk kez bu kişi 1791 yılında telaffuz etti ama totem değil de totam dedi. Totam kelimesini kullandı. O da Kuzey Amerika yerlerini incelerken kullandı. Ama totem ve totemizm denilen hadiseyi ve insanlık tarihi içerisindeki
yerini ilk fark eden, bunu araştıran, aynı Fraser gibi yine bir İskoç bilim adamıdır. Ferguson MacLennan'dır. Yani ilk kez bu dikkat çekti. Demek ki baktığımızda çok eski değil totem ile ilgili araştırmalar. Nedir özellikle totem? Totem niye totem diyoruz? İşte sevgili Murat bize bazı totem örnekleri gösteriyor. Bir kara hayvanı veya bir balık veya bir kuş veya bir bitkiyle simgelenen bir ata ruhunun böyle gördüğümüz bir objedi. Ama kutsal bir nesnede simgelenmesine totemdir. Demek ki neler simgeleniyor burada? Aşağı yukarı doğanın faunası ve florası simgeleniyor. Yani kara hayvanları, balıklar, kuşlar veya bitkiler de simgelenebiliyor. Bir kutsal nesne. İşte bunlara totem deniyor. Şimdi biliyorsun yerli toplumlarının örgütlenme biçimi önce kabile şeklindedir. Kabileler klanlara bölünür. İşte bir kabileyi dörde bölersen dört tane klan olur. Klanlar da kendi içinde daha küçük gruplara bölünür. Onlara firyattir denir. Veya ten gruplarıdır. Bu genellemedir. Yani illaki her yerli toplumda, yerli komünada böyle olacak demek değildir ama küçük küçük gruplar görülür. Mesela Avustralya yerlerinde klan yoktur, ten grupları vardır. Zaten ten grubu demek ne demek? Aynı tenden, aynı candan. Yani yakın akraba demek. İşte bütün bu ten grubu dediğimiz veya klan dediğimiz insanlar aynı ata ruhundan geldiklerine inanırlar. Yani hepsinin atası bir kutsal atadır ve o kutsal atanın ruhuna geldiklerine, ruhundan geldiklerine inanırlar. İşte totem de, totem dediğimiz nesne de o kutsal atanın en eski zamanda, yani yaratılış zamanında, bizim düş zamanı dediğimiz zamandan gelen gücünü simgeler. Yani onun içerisinde bazı kişilerin zannettiği gibi veya ifade ettiği gibi bir majik, büyüsel güç yoktur. O bir simgedir. O yaratılış zamanındaki kutsal atanın simgesidir. O ilk zaman. Buna biraz evvel senin ifade ettiğin gibi yaratılış zamanının düz zamanın arketipi de diyebiliriz. İlk örnektir. Şimdi bu biraz evvel ifade ettiğimiz klanların ortak totemleri olduğu gibi kişilerin de totemleri olabilir. Yani toplumda yaşayan her bireyin kendine özgü bir totemi de olabilir. Şimdi ben ondan bir tane göstereyim. Şöyle. Bu senin totemin mi yoksa? Yok. Benim tapa benim arkadaki tapa benim totem. Bu bir bireysel totem. Timsah totemi. Bunlar küçük olur ki bireyler bunları işte kaldıkları yerde yanına götürebilsin diye. Yani bir klanın totemi vardır, bir bireysel totem vardır, bir de cinsiyet totemleri vardır. Mesela kadınlara özgü ayrı totemler, erkeklere özgü ayrı totemler vardır. Mesela orada diyelim ki kartal totemi erkeklere aittir. Güvercin totemi, örnek veriyorum. Bakın burada şimdi görüyoruz. Kadınlara aittir. Şimdi o kutsal ata varlıkların doğada bıraktıkları izlerle ilgilidir bunlar. Doğayı yaratan, geliştiren, tekrar doğaya dönüp doğayla bir olan o kutsal ata varlıkların izleridir.
ve yalnız bizlere değil, yerli inancına göre bize bıraktıkları da mesajları simgelerler. Şimdi bu birincil olarak bu totemin, nesnenin üzerinde ki bazı simgeler, burada da görüyoruz, yakın, akraba ve hısım düzenini, yani klanın içerisinde kimin kimle ne derecede akraba olduğunu gösterir. Burada tabii gerek şu anda sevgili Murat'ın gösterdiği totem, gerekse benim arkamda bulunan tapa, bütün bunları gösteriyor. Yani klan içerisindeki kişilerin yakın akrabalık düzeni. Demiştik ya, bu yerler bu akıl haritasıyla büyürler diye. Bunları herkes bilir. Bunların somutlaşmış şekilde işte totemdir. Üzerinde de bunları görürüz. Şimdi erkeklere ayrı, kadınlara ayrı, efendime söyleyeyim, klana ayrı totemler var demiştik. Bir de bunlar kara hayvanları şeklinde olur, bitki şeklinde olur demiştik. Şimdi bunun eğer bir hayvanla simgeleniyorsa bu, o hayvanın bizatihi doğadaki tezahürü, yani kendisi gerçekten titizlikle korunur. Yani hiç kimse totem hayvanını ne avlar ne ona zarar verir. Hatta yemesi falan tabudur. İşte birinci tabu budur. Yani o simge, doğada yaşayan o simge, o hayvanın kendisi, aslı, totemde simgelenen hayvan avlanmaz. Zarar da verilmez. Çünkü ona zarar verirsen, ona bağlı olan herkesin zarar göreceğine inan. Çünkü ona bağlı olan herkes onun ruhunu taşır. Bu çok karmaşık bir ilişkidir. İnsan totem arasında. Yalnız öyle değil. Bireysel totemler, kadınlara, erkeklere ait totemler var demiştik ya. Kadınlara ait bir totem hayvanına zarar verirsen ondan bütün kadınlar etkilenir. Bütün kadınların zarar göreceğine inanılır. Örneğin kadınlara ait o plandaki totem hayvanının güvercin olduğunu varsayalım. Bir güvercine zarar verirsen o kabiledeki bütün kadınların zarar göreceğine inanılır. Dolayısıyla avlanmaz, korunur. Hatta kıskançlıkla korunur yani. Çok önemli. Bunun yanı sıra bir erkek totemiyle, toteminde simgelenen bir hayvana da zarar vermek, o kabiledeki bütün erkeklere, yalnız erkeklerin kendisine değil, erkek kardeşlerine, abilerine, amcalarına, yaşayan hepsine zarar verme anlamına. Geçen hafta avcılık konusunda da konuşmuştuk. Öyle gelişi güzel avlanılmaz. İşte totem hayvanları avlanmaz mesela. Hatta oraya gelmişken şunu da söyleyelim. Belki bazı belgesellerde, gizlice çekilen belgesellerde görmüştük. Kendi totem hayvanını değil ama avcılıkta kendisine ait olmayan, totemine ait olmayan bir hayvanı avlayan avcı, yerli avcı gidip ondan özür diliyordu öldürdükten sonra. Yas tutuyordu. Çünkü neden? O da bir başka klandaki kişinin ruhunu taşır. Onu öldürdüğü için üzülür, yas tutar. Sarılır, ağlar. Şimdi günümüz insanını düşün. Herhangi bir coğrafyada, Afrika'da örneğin, elinde son model tüfek, son teknoloji tüfek, efendim, parayı veriyor. Bir işte yabanıl hayvanı, örneğin bir geyiği avlıyor. Ayağıyla üstüne baksın.
resmini çektiriyor. İşte sosyal medyada kendi hesabında yayınlanıyor. Buna medeni insan diyoruz. Ama vurduğu hayvana sarılıp ağlayan yerliye de vahşi diyor. Efendim burayı geçelim. Şimdi dediğimiz gibi totem vasıtasıyla çok enteresan bir konu daha vardır. İnsan kendi ruhu dışında, inançtan bahsediyorum tabii, bizim inandığımız şeyleri değil, diğerlerin inandıkları şeyi anlatıyor. Totem vasıtasıyla kendi ruhu dışındaki başka bir ruhu da dışarıda tutar. Nerede tutar? İşte o totem hayvanında tutar. Yani insanın kendi bir tinsel yapısı vardır, ruhu vardır. Bir de bağlı olduğu totemle simgelenen hayvanın ruhu vardır. Dolayısıyla insanla totem ve onunla hayvan arasındaki bu ilişki insanların ve ait oldukları klanların doğayla olan ilişkisini simgeler. Bu vesile ve bu vasıta ile herkes doğayla akraba olur. Bu çok derin ama karmaşık bir ilişkidir. O hayvanın içinde yaşayan ruh kardeş ruhtur. Bu aynı zamanda totemin içinde de yaşar olur. Bizim yani o insanın doğayla olan ilişkisini simgeler. Şimdi onun zarar görmesi demek ne demek? Aynı zamanda da doğanın zarar görmesi demek. Doğayla arada, yani burada insan ile hayvan veya bitki arasında, doğanın florası, faunası ile insanlar arasında hiçbir fark yoktur. Kardeşlik vardır. Bu kardeşlik bağını kuran nesneyi de işte bu totem diyoruz. Gizemli bir gibi görülüyor ama gizemli gibi görünen bu aslında insanın doğayla olan bütünlüğünü, dengesini ve sınırsız uyumunu gösterir bize. Çok önemlidir burası. İnsan doğa ilişkisi. İşte buna vasıta olan nesnelerden birisi de totemin kendisi. Doğayla böyle bir ilişkisi var. Gelelim şimdi senin anlattığın kısmına. Diğer yandan neyi simgeler? Cinsellik tabusunu simgeler. Aynı klandan olan kişiler birbirleriyle cinsel ilişkide bulunamazlar ve evlenemezler. Onun simgesi de bu totemdir. Yani kimin kimle evleneceğini, kimin kimle cinsel ilişkiye gireceğini bu simgeler. Nasıl olur? Örneğin diyelim ki kartal totemine ait bir adamla güvercin totemine ait bir kadın evlendiler. Biraz evvelde değindiğimiz gibi anaerkil toplum var mı yok mu bilmiyoruz ama bildiğimiz çok kesin bir şey var. Yerli toplumlarında soy anneden geçer. Soyu sürdüren annedir ve annenin soyudur. Dolayısıyla kartal totemine ait bir erkekle güvercin totemine ait bir kadın evlendiğinde doğacak bütün çocuklar güvercin totemine ait olur. Dolayısıyla ne olur? Onlar da birbirleriyle ne evlenebilirler ne de cinsel ilişkide bulunabilirler. Buna ne diyorlar günümüzde? Egzogami yasası diyorlar. Günümüz insanı diyor. Ama yani dışarıdan evlilik yasası. Ama bunu yerler 60-70 bin yıl önce totem vasıtasıyla bulmuşlar. Bu da çok ilginçtir. Cinsellik tabusunu, yani bu dışarıdan evlilik yasasını getiren, simgeleyen de bu totemdir. Böylece ne oluyor? İşte zannedildiği gibi çok eski toplumlarda ilişkiler, insan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri böyle işte gelişi güzel. Kim kimi kaldırır, kaparsa, götürürse onunla beraber olur şeklinde olmuyor. Tam tersine günümüzdekinden daha
ciddi yasalara bağlı, o yasalara, onları sınırlayan, ilişkileri sınırlayan yasalara da işte dogma diyoruz. Onun simgesine de totem diyoruz senin için. Bu konu daha çok su kaldırır ama vaktimiz doldu. Değerli dinleyicilerimiz de fazla böyle derin mevzularla kafasını çok şişirmeyelim. Anlayıp algılayabildiğimiz kadar. Abi şeyi de hatırlattı hazır. Bir diğer hikaye de sünnet meselesi. Ona da kısaca 2 dakika izin verirsen değineyim seni bu sünnet. Şimdi biliyorsun sünnet Yahudi toplumlarla başladı diyebiliriz. Yahudilikteki amacı, temel dogmalardan biri olan işte Tanrı ile insan, yani Musa arasındaki ahdin, akdin simgesidir. Yani böyle bir ahitleşme yaptık Tanrı ile, bunu unutmayın diye Yahudiler sünnet yapar. Sonra oradan bize geçti. Ama o kadar zannedildiği kadar yenidi, çok eskidir, 60-70 bin yıldır yerli toplumlarında sünnet vardır. Birinci de sünneti gösterdi. Burada da sünnetin yapılışı kanın yere değmemesi için inisiyasyon töreninden alınmıştı bunlar. Yani erginleşme ritüelinde. Erginleşme ritüelini idare eden ustaların kucağında yapılır. İnisiyasyon ritüelinde işte acının, bilginin denetlenmesi kısmında bunlar yapılır. Bunun da simgesi nedir? İşte biraz evvel konuştuğumuz cinsellik tabusu. Yani buna dikkat et. Bak, küçük yaştan bu kadar kesiyoruz. Büyüdükten sonra başına feda En nesnel de doğru olan da budur. Yoksa Tanrı'nın insanların pipisiyle uğraşacak hali yok yani. Bunu dinle yap. Evet Semih'cim, yine geldik. Bir programın daha sonuna. Evet. Peki Eser abi, herkese iyi akşamlar, sevgiler demeden önce haftaya ne konuşacağız? Şimdi bu maalesef bir pandemi döneminin ikinci artık dönemini mi, pikini mi, neyini yaşıyoruz bilmiyorum. Bir şey içerisinde zor bir dönem geçiriyoruz. Konuyla ilgili olarak tarihin en büyük salgınlarından, pandemilerinden birisini, İspanyol gribini konuşalım dedik. Demek. Uygun, dönemin ruhuna da uygun. Yine biz daha geçmişinden başlayalım bu işi. Tabii tabii, biz tabii tıp insanı değiliz, hekim değiliz. O konuda uzmanlığımız yok. Biz tarihçesini işin masal kısmını anlatırız ama konunun bir uzmanı da görüşlerini, nedir İspanyol gribi, nasıl çıktı, ne oldu, ne bitti, neden bu kadar insan öldü, nasıl tedavi edilir veya edilmez gibi tıbbi görüşlerini, teşekkürlerimizle şimdiden bizle paylaşacak. İsmi de sürpriz olsun önümüzdeki hafta, ama bir uzman konuğumuzu en azından uzaktan da olsa programımıza konuk edeceğiz. Peki. İyi akşamlar Eser abi. Tüm dostlara da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Hoşça kalın. Düşleriniz de kalın.